Noktasal Qx ve Qy yüklerinden x'in O noktasında oluşturduğu elektrik alan E ise yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan kaç E'dir diye soruluyor. İlk önce x'in O noktasında oluşturduğunu gösterelim. Ne tarafa doğru olacaktır? Y'ye doğru olacaktır. Onu ben x olarak gösterdim. Y'nin oluşturduğu da x'e doğru olacaktır. Onu da şöyle aslında O noktasında da çizgi çizgi üstünde göstermek istemediğim için sola doğru gösterdim E'ye. Vektörel büyüklükler olduğu için büyükten küçüğü çıkartacağız ve büyüğün işaretini alacağız. X'in oluşturduğu EX'e şimdi EX'i hesap etmeye sıra geldi. EX eşittir K çarpı 4Q bölü 2D'nin karesi 4D kare olacak ve sadeleştirdiğimde K Q bölü D kareye ne demiş? E demiş. Diğerine bakarsak E'ye eşittir. O da K Q bölü 2Q bölü sonuçta D kare diyorum ve bunu da başa alırsam 2K Q bölü D kare. Ancak ters yönlüler çünkü vektöreller dolayısıyla bu eksi 2E olacaktır. Bunların toplamları ne edecek? Şöyle bir toplarsak eksi E edecektir cevabımız. B seçeneğidir. Noktasal X ve Y yüklerinin K noktasını oluşturduğu bileşik elektrik alanın büyüklüğü E ise yüklerin L noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alanın büyüklüğü kaç E'dir diye soruluyor. Eşkenar üçgen verilmiş. Her kenarı eşit ve açılarda 160 dereceden toplam şöyle bir hesabımıza başlayalım. Artı Q'nun K noktasında oluşturduğu kendisinden ileriye doğru, eksinin de oluşturduğu kendisine doğru olacaktır ve bu vektörlerin büyüklükleri birbirlerine aynı olacaktır. Aralarında burası 60 derece olduğu için tabii bu da 120 derece olacaktır. O halde eşit büyüklükteki iki vektörün bileşkesi de E'yi vermiş. Bunu bir E diye yuvarlak içerisine alalım. Peki her ikisinin de bileşkesi E ise şimdi X'in L noktasında oluşturduğu alan ben bunu bulurken şöyle buluyorum. İlk başta K noktasından X'in K noktasındakini bulurken ne demiştik? K Q bölü 4D kare demiştim. 120 derece varsa ve her birinin büyüklüğünün eşiti kadardı sonuçta bileşke vektör. O halde ben bunu da 4'e böldüğümde eğer E ise bölmezsem K Q bölü D kare de 4E olacaktır. Yani X'in L noktasında oluşturduğu kendisinden ileriye doğru 4E, diğeri de kendisine doğru olacağı için o da 4E olacaktır. Her ikisinin de toplamı sonuçta 8E cevabına beni götürecektir. Yanıtım E seçeneği. Eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilen noktasal Q1 ve Q2 yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı nedir diye soruluyor. Şimdi E olabilmesi için Q1'den ileriye doğru şöyle bir iki kök 2 birim kadar götüreceğim. Diğerine de 2 birim kadar aşağı indireceğim. Bu iki vektörün bileşkesi bu olduğuna göre o halde ben burada E1 olarak tanımladığım bu büyüklüğe ne diyeyim? 2 kök 2E diyeyim. Diğerine de E2 olarak tanımladığım buradaki büyüklüğe de 2E demek durumundayım. Peki E1'i yazarken de K Q1 bölü uzaklığım nedir? İki tane kök 2'nin toplamı yani 2 kök 2'nin karesi. D kareyi yazmıyorum. 2E'yi yazarken de K çarpı Q2 bölü uzaklığım 2'nin karesi ben buraya 4 diyorum. Ve taraf tarafı oranladığım zaman E'ler gitti, 2'ler gitti, K'lar gitti. Sonuçta birazcık toparlayalım. Kök 2 eşittir. Q1 bölü 8. 4 bölü Q2. Q1 bölü bunu ikisini sadeleştirirsem 2'ye oranında Q1 bölü Q2 2 kök 2 olacaktır. Ancak dikkat edelim. Burada birinin işaretini artı diğerinde eksi olarak kabul ettiğimiz için mutlaka 2 kök 2'nin başında eksi vardır. Cevap C seçeneğidir.
Aynı düzlemde bulunan noktasal Q1 ve Q2 yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan vektörü şekildeki gibidir. Buna göre Q1 ve Q2 oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi Q1'in O noktasında oluşturduğu kendisine doğru olacak. Q2'nin de O noktasında oluşturduğu ileriye doğru olacak. Dolayısıyla bunların bölümü neticesinde eksi çıkacak. Yani A, C ya da E seçeneği. Peki şimdi hesabımızı yapmaya geldik. Q1'in oluşturduğuna 2E, diğerini de E dersem buradan yola çıkıyorum. K çarpı Q1 bölü O noktasına olan uzaklık 4 birim. Ben bunu 16'ya böldüm. Sonuçta 4'ün karesini aldım. K çarpı Q2 bölü Q2'nin O noktasına olan uzaklığı 3 birim olduğu için 9 yazdım. Ve taraf tarafa oranladım. Yani 3 de kare, 4 de kare bunların karelerini alma gibi şeyle uğraşmıyorum. Kolaylık olması adına. Yani 2 eşittir Q1 bölü 16, 9 bölü Q2 olacak. Buradan Q1 bölü Q2 negatif çıkacağını söylemiştim. Eksi 32 bölü 9 cevabım C seçeneği. Eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilen noktasal cisimlerin eksi 2Q, 4Q ve 9Q'dur. Buna göre yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan vektörü numaralandırılmış vektörlerden hangisidir diye soruluyor. Bakın eksi 2Q ile artı 4Q her ikisi de yukarı yönlü olacaktır. Dolayısıyla ben bunları 6Q olarak değerlendirebilirim. Başına bir K koydum ve uzaklıkları 2 birim olduğu için buna ne diyeceğim? 4 de kare olacağım. Ne tarafa doğru? Yukarı yönlü. Peki 9Q'nun oluşturduğu K çarpı 9Q bölü 3'ün 3D'nin karesi 9 D kare olacak ve ne tarafa doğru? Sol tarafa doğru. Peki sadeleştirme işlemleri yaparsam ben bunu 3 bölü 2 KQ bölü D kare diyorum ve diğerini de KQ bölü D kare dedim. Sadeleştirdim. O halde 3 bölü 2 yukarıya 1 birimde sola, yani 3, 2'ye 1 birim olan hangisi var? 1'e bakarsak 3'e 2, yani 1'e bakarsak 3'e 2. Yani ben bunu 2 ile çarpıyorum 3, bunu da 2 ile çarpıyorum 2 oldu. Yani 3'e 2 dediğimiz zaman 1 numaralı vektör, yani 3'e 2 cevabım A seçeneğidir. Noktasal ve iletken artı Q artı 2Q eksi 3Q yüklü küreler arasında oluşan elektrik alan çizgileri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak çizilmiştir diyor. Bir kere artıdan çıkacak. Her iki artıdan da çıkmış A seçeneğinde. Ama elektrik alan çizgileri birbirlerine doğru değil, birbirlerinden uzaklaşacak şekilde olacaktır. A olamaz. İkinciye bakarsak ise artı 2Q'ya bir giriş var. Bu da olmaz. Üçüncüye bakarsak artıya bir giriş olmayacak. Bu da olmaz. Dördüncüye bakarsak artıya giriş var yine, bu da olmayacak. En sona bakarsak artı 2Q'dan 4 tane çıkmış, artı Q'dan 2 tane çıkmış. İşte bu cevabımızdır, yanıtımız E seçeneğidir. Yük büyüklükleri bilinmeyen ancak zıt işaretli olan noktasal yükler B ve C noktalarına sabit tutulmaktadır. Buna göre hangi bölgelerde elektriksel alan sıfır olabilir diye soruluyor. Şimdi sevgili öğrenciler, burada her ikisinin arasında elektrik alan aynı yönlü olacaktır. Aynı yönlü olacağı için sonuçta B ile C arasında elektriksel alan sıfır olamayacaktır. Yani hangi nokta olabilir? AB arasında olabilir ya da CD arasında olabilir. Buna uygun seçenek de D seçeneğidir. Eşit bölmeleri ayrılmış düzlemlerde artı Q yüklerinin şekil 1'de X noktasını oluşturdukları bileşke elektriksel alan E'dir. Buna göre şekil 2'de eksi 2Q yüklerinin E, Y noktasını oluşturdukları bileşke elektriksel alan kaç E'dir diye soruluyor. Bakın artı Q ile artı Q'nun X noktasına olan mesafeleri aynıdır. Aynı zamanda eksi 2Q'nun ve eksi 2Q'nun oluşturduğu elektriksel alan Y noktalarını şekil 1 ve şekil 2'de aynı uzaklıktalardır. Peki X noktasında artı Q'nun oluşturduğu elektrik alanı gösterirsek, sonuçta yukarıdaki artı Q'nun gösterirsek o da
aynı büyüklükte oluşturacaktır. Peki eksi 2 Q'yu gösterirsek de o da paralel olacaklardır birbirlerine. Ama büyüklüklerine bakarsak uzaklıklar aynıdır. Sonuç olarak eksi 2 Q ve eksi 2 Q sadece yük olarak artı Q ve artı Q'nun büyüklük olarak iki katları olduğuna göre ve aynı yüklü, aynı bileşke yönünde bileşke oluşturacakları için sadece yük büyüklükleri iki katı olacağından sonuçta şekil 1'de E oluşursa şekil 2'de de 2E oluşacaktır sevgili öğrenciler. Cevabımız D seçeneğidir. Q1, Q2 ve Q3 yüklerinin K noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alanı E şekildekidir. 3 kürede artı Q yüklü olduğuna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi Q1 ve Q2'ye baktığımızda sadece eksi Y eksenine doğru bir elektrik alan oluşturduğu için Q1'in ve Q2'nin oluşturdukları elektrik alanlar demek ki birbirlerini götürmüşler. Dolayısıyla 4 dekare uzaklık 4 dekare olacak. Burada da dekare olacak. Yani bunun Q2'nin Q1'den büyük olabilmesi için ben bunun 4Q, buna da Q demem gerekiyor. Demek ki Q2 Q1'den büyüktür. Bu kesinlikle doğrudur. Ancak Q1 ile Q3 arasında bir mukayese yapamam. Uzaklıklar D bile olsa bu sonsuz sayıda olasılık söz konusudur. Q3 de büyük olabilir. Böyle bir şey söyleyemem. Kesinlikle diyemem. Q1 ve Q2 yükleri K noktasında D bölü 2 kadar yaklaştırılırsa diyor. D bölü 2 kadar yaklaştırdım. D bölü 2 oldu. Yani D bölü 2'nin karesini aldım. D kare bölü 4 oldu sonuçta. Ötekisini yaklaştırdığımda 1,5 D kadar kaldı. Yani 3D bölü 2 oldu. Yani burada bir orantısızlık söz konusu oldu. E değişmez diyor. Bu da yanlış. O halde tek doğru Q2 büyüktür. Q1'dir. Kesinlikle doğrudur. Yanıtımız B seçeneğiydi sevgili öğrenciler. Bir başka denemede buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.